Enerjisini doğaya kazandırdığı atıklardan alan Ekopan, geri dönüştürülemeyen atıkları ham madde haline getirip çevreci, suya dayanıklı ekonomik panel üretiyor. Aylık 4000 ağacın kesilmesini önlediklerini söyleyen kurucu Caner Çam, çöpten ihraç da edilebilen ekonomik bir değer yaratıyor. Kullandığımız ürünlere ikinci bir hayat vermek geri dönüşümle mümkün kılınıyor. Plastik, kağıt, cam, metal. Her biri maliyetleri düşüren ekonomik ham maddeler olarak üretim süreçlerinde bir kez daha yer alabiliyor. Peki ya dönüştürülemeyen atıklar? Onlar yakma tesislerine gönderiliyordu. Ta ki geri dönüşüm alanında yenilikler oluşturmak amacıyla ARGE çalışmaları yürüten Ekopan kurulup ekonomik panel üretene kadar. Enerjisini doğaya kazandırdığı atıklardan alan şirket, kurucu Caner Çam'ın önderliğinde geri dönüştürülemeyen atıkları ham madde haline getirip, deyim yerinde ise çöpten ekonomik bir değer yaratıyor. Ekopan 2013'te kuruldu. Geri dönüşüm üzerinde 2008'den beri var olan Ege Polimer'in devamı gibi düşünebiliriz. Geri dönüşümde plastik ham maddelerin bu ayrıştırılmasının haricinde geri dönüştürülemeyen sanayi atıklarıyla ilgileniyor. Kağıt fabrikalarının atıkları diyebiliriz. İşte süt kutuları, reklam stikerleri, işin içinde işte bu cips paketleri gibi lamineli ürünler diyelim. Hani burada bizim imal ettiğimiz ürünler hani böyle çöpe gidiyor diye aslında materyaller kıymetsiz değil, çöp değil. Sadece şu anki teknolojilerde geri dönüştürülemediği için çöpe gidiyor veya yakma tesisine gidiyor. Burada bizim yaptığımız normal geri dönüşümcülerin ayrıştırarak diyelim yaptıkları işlemleri biz bir arada tutmaya, tam tersini atıkları biz bir arada tutmaya çalışıyoruz, plastikle bağlıyoruz. ARGE şirketi olarak faaliyet gösteren işletme, 3 milyon dolarlık bir yatırımla 6 ay süren ARGE projesini sanayide entegre bir tesise dönüştürüyor. Burada artık entegre bir tesis var. Atık kamyonla, tırla buraya kadar geliyor. Atık oradan giriyor, panel olarak çıkıyor. Bu işlemler tamamen entegre, hani normal bir MDF sunta üretimi gibi. Plastik alaşımlı atıklardan, çöplerden biz burada panel üretimimize yaklaşık 1,5 yıldır başladık. Patenti firmaya ait olan sistem çevresel etki anlamında değer ortaya koyuyor. Zira aylık 1000 ton atığın işlenmesi 4000 ağacın kesilmesini önlüyor. Çöpe giden bir atıktan bahsediyoruz. Bu atık ekonomiye kazandırılacak, istihdam sağlayacak. Bu atığın alternatif ürünleri ağaçtan üretiliyor, kontraplak gibi. Bu ağaçlar, tabii şimdi buradaki tonajlarımız, bizim 1000 tona yakın bir atık işliyoruz. Bu da yaklaşık 4000 ağaca tekamül ediyor ayda. Yani Ekopan 4000 ağaç kurtarıyor diyebiliriz ayda. Kağıt üzerinde ütopik bir fikri ete kemiğe büründürüp yatırıma dönüştüren firma, ekonomiye de doğrudan katkı sağlıyor. Türkiye'de ağaçlar ve yapısı geri pahalı olduğu için ithal geliyor buraya. Ürettiğimiz adet kadar, bu da 10.000 adetlik bir panel demek işte. O da ithalatı o kadar kesiyoruz anlamına geliyor. Bir 5 ülkeye de ihracatımız var burada. Yani buranın atığını bir de ihraç ediyoruz aslında. Tabii böyle baktığın zaman böyle birazcık ütopik geliyor. Kağıt üstünde de öyle duruyordu. Dolayısıyla biz ARGE'sini biz yaptığımız için, hani bir pürüzleri görmediğimiz için o noktada yatırımdan korkmadık. Peki, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayan bu paneller nerelerde kullanılıyor? Kontraplak piyasası, beton kalıpları, inşaatlar, prefabrikler, reklam sektörü ağırlık burada. Ama mobilya da yapılabilir. Mesela Milano'da bir kafemiz var. Bir restoran zinciri şimdi geri dönüşüm temalı bir konsept yaptı. Tamamen bizim ürünlerden bir kafe Milano'da. Tabii bunlar gurur verici bizim için. Yaklaşık 2 yaşında daha bir çocuk gibi büyüttüğümüz bir işletme çünkü. 2 yaşında inşallah daha böyle tonajlarımızı yükselterek, daha böyle biraz çevre faaliyetlerini arttırarak
büyütmek istiyoruz. Caner Çam, zararlı kimyasal ve tutkal barındırmayan ve içeriğindeki plastik bağlayıcı sayesinde sudan etkilenmeyen panelin aynı zamanda ekonomik olduğunu söylüyor. En ön plandaki özelliği su geçirmez olması. Bu da dış mekana itiyor ürünü. Su geçirmez ürünlerin tabii fiyatları da yüksek. Bizim ürettiğimiz ürünler 2-3 alana aslında giriyor. Bunlarla da fiyatlar kıyaslandığında %50 gibi daha ucuz kalıyor ürünümüz. Bu da satış kolaylığı sağlıyor. Ekonomik olması, su geçirmez olması, çevreci olması burada ürünün artıları rakiplerine göre. Kurucu Caner Çam sözlerini noktalarken bu projeyi sürdürülebilir kılmak ve kapasiteyi artırmak adına yurt içi ve yurt dışında partnerliklere hazır olduklarını belirtiyor. Bu projenin diğer illeri kurumunda biz kurulumunu partner firmalarla yapma gibi bir niyetimiz var. Onun dışında bu 1000 tonu biz 5000 tonlara kadar Ege bölgesinde çıkartarak ilk hedef diyebilirim buna. Şimdi bir Almanya'da bu atıklar var. Oraya gidip geliyoruz sürekli. Orada bir kurulumumuz, niyetimiz var diyelim. Son olarak da recycle ürün olarak bunu addedip sadece çevreye olan duyarlılıktan dolayı bizim ürünlerimizi tercih eden firmalara da teşekkür ediyoruz burada.